Yıkamıştım, ayıkladım. Bunu da kaldırayım. Şimdi arkadaşlar, burada iki tane benim kabağım vardı. Şöyle görüyorsunuz, iki tane kabak. Bunu böyle ince ince dilimledim, çok ince. Şimdi bununla ne yapacağım biliyor musunuz? Bir taraftan da hamur mayaladım. Koyu bir kıvam. Şimdi bu tuzladığım için sulanmış. Bunun suyunu süzeceğim. Gördüğünüz gibi. Sonra mikrodalganın içine hamur mayalansın diye hamuru koydum. Mayalı hamur. Böyle koyu bir kıvam oluyor. Şimdi ben bunu, o kadar güzel oluyor ki benim bu şeyden internette, YouTube'da YouTube ablamız bunu yapmıştı. Oradan gördüm. Bende 3 tane kabak vardı.
Dedim dur onları biraz bunun gibi yapayım, deneyeyim. Ya kızım, ya da kaldırayım. Şimdi. Böyle bir kıvam. Bunun içine kabakları karıştıracağım. Bunu suyu süzülsün. Şu elimi de sileyim. Suyu süzülsün. Bu hamurla kabakları bu şekilde karıştıracağım. Sonra kızgın yağdan pişireceğim. Bunun adını değişik bir şey yazmıştı. YouTube'da ama neydi? Değişik bir isim vardı. Böyle sanki boşnakların yaptığı bir şeymiş gibi. Ben öyle anladım ama. Hatta bunu patlıcandan da yapılıyor. Patlıcandan yapmıştı ama söyledi o. Kabaktan da ben yapıyorum diye. Ben de şimdi bunu kabaktan yaptım. İki tane kabağım vardı. Onları bu şekilde. Süzüldü bunu. Bu şekilde. Maşa. Burada var. Maşam burada. İyice kızsın. Gözlüğü de çıkarayım. Gözlükte bir işim yok. Bunları böyle kızartacağım. Ya kızdı mı? Kızmış gibi. Fasulye de burada. Havası çıktıktan sonra, düdüğü öttükten sonra kapatacağım. 10 dakika, çok fazla değil. 10 dakika sonra aygazın altını kapatacağım. O da böylece pişmiş olacak. Şimdi arada böyle küçük dilimler oldu. Daha kızmamış çok fazla. Denemek için koydum. Bir nevi şey gibi, pişi gibi bir şey. Mayalı hamur ya bu. Biraz daha kızsın. Çok fazla ısınmamış. Efendim. Bir şey lazım mı? Şu anda ekmek. Ha, ekmek alırsan iyi olur. Başka bir şey yok. Yemek yapıyorum. Taze fasulye koydum. Bulgur pilavı yaptım. Bir de şu işkembe çorbası seviyordu ya. O da var. Bir de değişik bir şey yapıyorum. İlk defa yapıyorum. Kabak. Kabakla beraber. Böyle kızartarak yapılan bir şey. Hani ben patlıcanı yapıyordum ya.
hamura bulayıp da pişiriyordum. Balık gibi oluyordu ya. Öyle bir şey. Tamam. Valla yarım var. İki tane daha alsam veya üç tane alsa bardak alsam. Tamam. Ha, tamam. Tamamdır. Tamam canım. Tamam. Canım. Canım diyorum. Tamam. Hadi canım. Eşim. Bir şey lazım mı? Gelirken alayım diyor. Ben de bu evimde bir şey olduğu zaman da böyle bulaştığı zaman da yıkamam. Tutamam başka bir şey. Maşa falan da tutamam. Değişik geldi bana. Patlıcanı yapıyordum ben böyle. Ama hamurun içine baharat koyuyordum. Patlıcan balığı. Hatta misafirim gelmişti o günde. Dedi ki bu balığa benziyor. Balık mıdır bu diye. Yok dedim patlıcan. Balık tadı var bunda dedi. Balık zannettim dedi. Görünüşünde dedi. Dersin. O ilk koyduğum kızarmış. Onu çeviriyorum. Çok güzel. Ben bunu bu şekilde böyle kızartacağım. Bu hamurun içinde. Yeğenin içinde bu kabaklar. Hamurlu. Böyle pişi gibi, kabaklı pişi gibi bir şey oluyor. Böyle lezzetli oluyor. Bu şekilde ben bunu pişireceğim. Evet. Kabaklar bu şekilde pişiyor. Düdüklü de duman çıkıyor havası. Şu anda onu bak iki de yanlış yapmışım bak hata yaptım görüyor musunuz? Ya. Burada hava çıkacakken ikiye almışım. İki bir şey olmadı. Şu an ikiye aldım. 10 dakika sonra kapatacağım. Hiç su koymadım arkadaşlar. Bu da kabaklar da pişiyor. Bunları bu şekilde. Çeviriyorsunuz. Çok güzel. Yani tadı güzel olacağına eminim.
Kabakta denemedim ben bunu. Patlıcanda denemiştim. Ama hamurun içine baharat koymuştum ben. Bu sadece mayalı hamur. Un, su, şeker, maya var. Hepsini karıştırıp mayalanmasını bekliyorsunuz. Sonra bu kabakları içine atıp bu şekilde kızartıyorsunuz. Değişik bir atıştırmalık diyelim buna. Hem yemek tarifi gibi hem atıştırmalık. Çok güzel. Evet arkadaşlar, patlıcan, ay patlıcan diyorum, kabak pişti. Aç kapıyı oğlum, baban geldi. Alıyorum ya. Bu da bulgur pilavı. Fasulyemiz burada da, henüz açamadım, havasını almadıktan sonra açamam. Bu bekleyecek. Arkadaşlar fasulyemiz de oldu. Fasulyemiz bu şekilde pişti. Hiç su koymadım. Hiç. Kendi kendine domates olduğu için sulandı. Ben fasulyeyi hep bu şekilde yapıyorum ve çok lezzetli de oluyor. Diğer yemeklerimiz tekrar burada kabak. Bulgur pilavı. Menümüz bu. Afiyet olsun bize. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum.